Selam dostum, kanalıma hoş geldin. Ben Gökay. Bugün sizlerle ormanda ilk iten mahvolmuş metalı Shaco'yu göstereceğim sizlere. İlk iten mahvolmuş oluyorlar bu sıralarda Shaco'ya. Bayağı güçlü oluyor. Bunun artıları nedir, eksileri nedir? Hepsini anlatacağım sizlere dostlar bu videoda. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu arada geçen videoda sizlerden abone olmanızı rica etmiştim unutanlar varsa diye. Videoda 300 abone gelmiş. Full saldırıza oynadığımız bir Shaco vardı. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Hayatımda, yani hayatımda dedim, bu kanal bazında, zaten başka da kanalım yok, en çok abone gelen video oldu. Normalde maksimum bir videodan 130 abone görmüştüm. 300 abone gelmiş. Sadece bir kere hatırlattığım için çok teşekkür ederim dostlar. Peki aynısını bu videoda da yapmamız yok mu dostlar? Çok mutlu edersiniz beni. Hani bedava böyle sol alttan basıyorsun dostum. Beni izliyorsun zaten. Görüyorum orada. %70 hala abone değil. O %70'i böyle yavaş yavaş arttırırsak böyle. En azından bir %50 olursak beni çok mutlu edersin dostum. Sana kalmış artık. Gerisi sana kalmış. Şimdi geçenlerde bir yorum gördüm. Hani şimdi adam bana karşıdan, bir adam diyelim bana küfür etti, tamam mı? Toksikleşti. Ben de hemen onu çıldırtmak için all chat yaptım. Ben de ona küfür de etmedim ha. Sadece delirtmek için böyle bir şeyler yazdım. Konuşurken de böyle sen kimsin lan? Sen ne yapacaksın lan? Abilerini çağırmadan falan yazdım. Adam gelmiş şey yazmış yoruma. Bir yüksek inşaat mühendisinden bunları beklemezdik. Efendilik beklerdik. O yüzden efendi olursan abone olurum. Kardeşim sen olma öncelikle. Kardeşim sen öncelikle abone olma. Ya dostlar böyle bir şey olabilir mi ya? Siz hani her yerde aynı mısınız? Yani bir insan oyun oynarken ki haliyle, normal atıyorum iş hayatındaki hali ya da ailesinin içindeki hali ya da kız arkadaşının yanındaki hali aynı olabilir mi? Mesela normalde çok ciddi bir adamsındır ama kız arkadaşının yanında bir bebek gibisindir. Hani anlatabiliyor muyum? Şimdi benim burada şu videolardaki tutumlarım iş yerinde görseler derler ki bu adam değil ya. Bu adam ne ya? Bu adam bu kadar eğlenceli, bu kadar troll, bu kadar ruh hastası bir adam mıymış derler. Mesela her yerde duruma göre şerbet, nabza göre şerbet tarzında bir şey olması lazım. Şimdi adam bana yazmış, ben o adama yazmayayım mı? Ben o adama çıldırtmayayım mı? Yani izleyenler de hep diyor ki abi işte toksiklik yap. Toksiklik dediğimizde küfür değil ki. Adama ne küfür ettik, ne bir şey yaptık. Adam yazdı diye yazdı. Yani ben de o adama dedim ki toksiklik doktora yapınca bitiyormuş kardeşim. Doktora yapınca kanala gel yazdım. Ya başka da ne diyeyim ki yani, siz bana söyleyin. Şöyle bir tane vurabilir miyim kardeşim? Şöyle bir tane daha vurabilir miyim? Şunu alabilir miyiz? Tamam. Ona ama bir şey yapın ona. Ama ona bir şey yapın be. Ama ona bir şey yapsaydınız be keşke. Şimdi gelelim konumuza. Ya ben burada bir içerik üreticisiyim ve Shaco oynuyorum ya. Ne kadar efendi olabilirim eyvah. Bir Shaco oyuncusu, benim kadar efendi Shaco oyuncusu gördüyseniz deyin ki gördüm. Vallahi açık açık deyin ki gördüm ya. Herkes diyor ki oğlum. Hayır ya, hayır ya. Niye böyle oldu ki? Al lan. Ben seni kesmedim mi? Kestim. Oo, kesememişim. Manası yetmez diye düşünüyordum. Yetti. Olsun, Lulu'yu aldık diyordum. Nunu'yu aldık. Olur olur. Dostlar diyeceğim bu. Yani işin aslı. Yani eğer bundan rahatsız olan bir kesim varsa bence 3'tür, 5'tir. Ama daha çok insanların hoşuna gidiyordu. İnsanlar buraya eğlencesine geliyor. Kaldı ki gel gelelim. Yani adam buraya iş hayatından çıkıyor, geliyor diğer çocuk dersinden çıkıyor, geliyor işte kimisi işte ne bileyim dershaneden geliyor, ödev yaparken arada izliyor. Adam burada tabii ki eğlenmek istiyor yani. Kaldı ki ben o adam eğlenmek istediği için sadece hype konuşmuyorum. Ben zaten Shaco'yu oynarken tam bir ruh hastası gibi oynarım yani. Ama normalde tabii ki de yani şey yapmam, chat yapmam ama burada böyle bir interaksiyon, karşılıklı etkileşim falan filan dönsün diye uğraşıyoruz. Ya bunlara bilmiyorum. Takılıyor musunuz? Takılan ve rahatsız olan varsa da gerçekten kusura bakmasın. Bir an rahatsız olmaya devam etsin diyeceğim sanırım. Ya işte bunu nasıl yapmayayım? Nasıl trollemeden durayım? Shaco oynuyorum ya. Wow wow. Ben ölümüne salovladım seni bu arada. Eline sağlık kardeşim. Oğlum ben senden ne çektim ya? Bir rakip
Yani niye bizim seninle aramızda böyle saçma sapan bir ilişki oldu ben anlamıyorum ki. Çok hızlı geldi bu arada. Neyse buraya İrelia gelebilir bu arada. Ama siz çok fena kandırıldınız ya. Ama siz çok fena kandırıldınız. Jungle Diff ağlayın lan. Gelmeyin lan o zaman Jungle Diff varsa. Gelmeyeceksin o zaman koridorunda paşa paşa duracaksın lan. Bak yine aynı şeyi yaptım mesela. Çünkü kanım kaynıyor, kaynıyor. Kanım kaynıyor. Bak gelecek bunu yine Q atacak. Ben de çıldıracağım ha. Tamam. Tamam, şimdi yattın işte aşağıya. Şimdi naneyi yedin. Bırak lan öyle. Çok güçlü bu arada. Bu arada aşırı güçlü. Mesela klasik Yasuo yanlışları. Bu adam böyle oynarsa hiçbir şey yapamaz dostlar. Bir tane koydum mesela. Ne yapacak şimdi bu adam? Bir de hareket hızını çalacağım. Gördüğünüz gibi mis gibi bir kill daha aldım. Ama kanka onu yemeseydim be. Keşke sadece birazcık daha sakin oynasaydı. Ama hiç sıkıntı yok. Bu arada ölümcül tempoyla 52 saniye çalıştırmışız. Ama bakın ölümcül tempo giriyorsunuz. Yandan hızını al girmeyi unutmayın. Asla ve asla unutmayın. Çünkü onunla beraber adamı E atmadığınız sürece yavaşlatıyorsunuz ya. Onunla beraber adama zaten yapışıp ölümcül tempoyu tetikliyorsunuz. Oğlum ben buradan çıkarım. Gel. Oğlum madem gelmeyeceksin. Al. Al. Değdi mi? Değdi mi? Değdi mi? Değdi mi? Yazacağım mesela. Niye yazmayayım abi? Niye yazmayayım? Hemen bir tane slow'u çaktım. Görüyorsunuz hareket hızını. Bu kadar yani. Bu adam nasıl buna karşılık versin ki? Şimdi o İrelia orayı ittirirse onu da keseceğim ama önce bir edimi alacağım. Yetmez mi be? Heh. Yetmez kardeşim orada oynamayacaksın Yasuo oynuyorum diye. Şimdi bak İrelia'yı da keseceğim mesela. Çünkü yani şey yapmıyorlar, düşünerek oynamıyorlar. Kuleye vurmak isteyecek mesela, öldüreceğim kuleye vuracağı zaman. Yani bunu dojladıktan sonra bitiyor zaten şampiyonun olayı. Geçiyor. Tamam buradan da bir alamet alayım. Alamet de 300 gold veriyor çünkü. Tamam bunu da aldım. Tamam almadım. Tamam çık 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 sakin. Yat oğlum. Nasıl mantıklı bir hareket ama. Efsane bir hareket değil miydi? Şimdi ufuk getiren... Yapma bunu. Ah tarayıcısı varmış. Tarayıcısı varmış. Zed'cim girmene gerek var mıydı hayatım? Kesersen helal olsun. Aynen hayatım tamam. Tamam öldün kankam. Bak bir tane slow attık hasarı görüyor musun sonrasında? Bak 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 hiçbir şey yapamıyorlar bu arada. Aşırı güçlü. Aşırı bozuk. Orayı da kestik. Ne yaptı o? Tertemiz. Kendi ormanımı döneyim birazcık. Çalıya girseniz çalıya girsenize yazıyor adam ya. Yazık kafana. Bak mesela şimdi. Gördüğünüz gibi olay bu. Aha olay bu. Tamam hiç sıkıntı yok. Durdurulamıyor. Oo, bir de Vayne onu kesti.
Aşırı iyi. Tamam. Tamam. Gördüğünüz gibi yapıştığımızı bırakmıyoruz. Hiç hiç hiç. Affım yok. Öldü o da. Tamam, bu da ölecek. Mis gibi. Dead Dance bitti şimdi de. Hop dodge. Dostlar, bu build gerçekten bence çok güçlü. Yani Draktar alınmasını önermiyorum bu build'le. Birkaç kişi sormuş. Draktar'dan sonra mahvolmuş demiş. Öyle bir şey değil kardeşim bu. Draktar'dan sonra mahvolmuş değil. Önce mahvolmuş al. İstiyorsan sonra Draktar al ama bu build'e gideceksen bu itemle, yani hız kesenle gitmen çok daha efektif. Görüyorsun oynanışı. Yani aşırı güçlü oluyor. Zaten slowladığımız adamı kaçırtmamak üzerine bir build olduğu için. Şimdi mesela bak. Bu adam geldi buraya diyelim. Bak 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 bak, ruh hastasına bak. Hemen ben bunu alacağım. Buraya onlar ne yapacak orada? Ha, öyle. Top lane'e biri gelirse onu keserim. Gelmezse de bir şeyler yaparız. Tamam, geldim oraya. Evet, bu birazcık sıkıntı olmuş olabilir. Oo, bu adam niye ölmedi be? O hasarı çıkartırım diye düşünüyordum ama işte ölümün dansı birazcık nerflendi ya. Birazcık dediğim bayağı oldu da oradan çok istediğim gibi bir can gelmedi. Tamam, artık yeterince tankım bu arada. Her şeyi yapabilirim. Bunu da kestim. Oyunun sesi fazla mı açık kalmış ya bu videoda? Az önce fark ettim oyunun sesinin açık olduğunu. İnşallah öyle olmamıştır. Evet dostlar, bundan sonra bir karavaltı aklın sonu olacaktım. Bu build'im bu şekilde olacaktı. Rünleri de zaten gösterdim. Bir de hasar tablosuna bakalım. Hasar tablosu da bu şekilde dostlar. 27k hasar vurmuşuz. Umarım izlerken keyif almışsındır dostum. Dediğim gibi o 300 abone tek videoda rekorunu bu videoda kırarsak beni çok mutlu edersiniz. Beğendiyseniz de sol alttan bir like bırakmayı unutmayın. Yemek yiyen kardeşlerime afiyet olsun. Uyuyan kardeşlerime de iyi geceler diliyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.